Bir ziyaretine evet. de geleceğim. Şöyle tabii bizim ülkemizde bu tip dönüşümler zor, yavaş ve sancılı oluyor. Yani somut sorun nedir? Bahsedeceğimiz konu. alevlerin Alevilerin dışlanmışlığı meselesi. Özellikle devlet katında Alevilerin yok sayılması yani bırakın işte üst düzey görevlileri de devlette fark edilirse çaycı bile alınmaz yani özellikle AKP iktidarı bu böyle yürütüldü. Hepimiz biliyoruz bunu. Tabi bu ayrımcılığı mutlaka aşmak lazım. Zordur e, ama e, olma yapmak zorundayız. E, bakın biz bu ülkeyi yönetmeye talip e, bir siyasi partiyiz ve yöneteceğiz de inşallah. Ve yönetirken e, üç şeyin altını özellikle çiziyoruz. Kimsenin inancına, kimsenin yaşam biçimine e, ve e, kimsenin düşüncesine e, e, ayrımcılık yapmayacağız. Saygı duyacağız. Hı -hı onlar üzerinden bir ayrımcılığa gitmeyeceğiz. Etnik yapısı, kimliği, dini inancı, yaşam biçimi bizim için son derece saygındır ve tartışmaya açık bir şey değildir. Kimse annesini babasını seçemez. Dolayısıyla onun ne inancını, ne mezhebini, ne etnik kimliğini e, devleti yönetirken göz önüne alamayız. Vatandaş bizim için anayasal vatandaşlık önemlidir ve anayasal vatandaşlıkta herkes eşittir, kanun üzerine eşittir ve devlet vatandaşına eşit davranır. Evet. Bugüne kadar eşittir. böyle. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığının biraz önce konuştuğumuz değil mi? Kapsayıcı olması lazım. Bırakın onu Alevi köylerine zorla mesela cami yaptırılması ger gerçeğiyle karşı karşıyayız veya Cem evlerinin elektrik e paralarının ödenmemesi icra e bırakın, ile tahsil edilmesi gerçeği sayılmaması var. Daha, Tabii. daha ne olsun? mesela ben ben mesela Keçören e benim e ilçelerimden bir sürü seçim bölgem Ankara'daki vatandaşlar bilirler çok büyük. Bir milyon üzerinde bir ilçedir. ve burada yüzlerce cami var. Var olsun zaten. Bunlara hizmet ediliyor, edilmelidir zaten. Ama bir tane cemevi yok örneğin. Yani bu tabii ayrımcılık e, gerçekten kabul edilmez noktalarda, vicdanları sızlatır noktalarda. Dolayısıyla e, biz e, bu devletin her bir vatandaşına eşit mesafede, e, onun inancına, kimliğine saygılı ve vatandaşına vatandaşı olduğu için, sadece vatandaşı olduğu için hizmet eden bir noktaya Peki, getirilmesine Peki Erdoğan'ın Cemevi ziyareti e, bir, seçime yönelik olduğu ortada. Yani hiç saklanacak evet. bir şey yok orada da. E, Seçmen kitlesindeki kafadaki e, tabuları kırabilecek, değiştirebilecek bir ziyaret midir? Hayır, hayır, değil. E, buna benzer e, hamleleri daha önce de yaptılar. Ee, ama bunların bir defa e, akılcı olması gerekir. yani bir arka planının olması gerekir, göstermelik olmaması gerekir Hatta böylesine karikatürize olmaması gerekir. Dolayısıyla e, eğer bunu bir siyasi hamle olarak yapıyorlarsa ki muhtemelen öyle düşünüyorlar. bunun siyasi karşılığı sıfırdır. Çünkü Erdoğan bugüne kadar e, özellikle cemevlerini ve alevileri dışlayarak, kendi kitlesini pekiştirmiş, kendi e, tabanına mesaj vermiş bir liderdir. Bugüne kadar en temel, en basit sorunları bile duymazlıktan gelen, çözmek için en ufak bir adım atmayan, en ufak bir elini uzatmayan bir liderdir. Bakın e, konuşuruz belki, e, kendine göre bir Alevi tanımı yapıyor, kendine göre bir Cemevi tanımı yapıyor. Ay, daha sık sıkken... Hatta... Kendisine yani, göre de düzenliyorlar. Evet. Buyurun. Evet. Yani ya bu nedir? Bu aslında şöyle bu sadece bir işte Atatürk Hazreti Ali'nin olduğu bir karede resim vermeme gayreti değil. Ben ben tanımlayacağım sizi diyor. İç iç hmm. e, yerleşiminizi bile ben tanımlayacağım diyor. Ve şunu da söyleyeyim, bakın e, sanki böyle iki türlü haberler de oluşuyor. Sanki efendim orada o e, şeyler tadilat sırasında yana alınmış, nemliymiş, o nedenle olmuş. Öyle bir şey yok. Çünkü yeni yeni tablolar da getirilmiş. O Arapça yazılar, yani 12 imamları anlatan yeni tablolar getirilmiş. Yani biz bu saygı duymamanın, bu üstten bakmanın. Bu aslında horlamanın en somut biçimidir. E, oradaki tezahür biçimidir. Biz sizi tanımlayacağız diyor. Mesela defalarca Alevlerle ilgili şunu söylemiştir. İşte Ali Hazreti Ali'yi sevmekse en en Alevi biziz demiştir. Oysa elbette ki Alevler Hazreti Ali'yi severler ama bütün Müslümanlar Hazreti Ali'yi severler. Dolayısıyla sadece Alevler bağlamında da değil. Alevileri ben tanımlayacağım, benim beğendiğim ölçüler içerisinde olacaksınız ve ona göre ben sizi değerlendireceğim demesi üstenci bir tavırdır. Oysa bir cumhurbaşkanına düşen, vatandaşına saygılı olmaktır. Hangi inançtan olursa olsun ona saygı duymaktır. Ve onun taleplerini dinleyip, onun sorunlarının çözümüne dönük hamleler yapmak. Şimdi e, İsmail Saymaz yazdı. Bugün haklı bir komitere de görebilirsiniz. E, İsmail Saymaz'ın mıydı yoksa Barış Pehlivan'ın mıydı? İsmail Saymaz. Barış Pehlivan'ın değil Acı mi? Hacı Bektaş'a gideceği mi? Evet evet. İsmail Saymaz. İsmail Saymaz'ın evet. mıydı? Barış Pehlivan'ı ki e, birden karıştırdım. şey. Türk işin, kızının şeyi. Ha şeye tamam gitmesi. tamam. Aferin sizin e, kafa e, yerindeymiş. Benim kafa gitti geldi. E, Hacı bektaş Veli e, etkinliklerine katılmak üzere bir karar aldığı Söyleniyor. Son anda bir aksilik çıkmazsa demişler. Son anda nasıl bir aksilik çıkar bilmiyorum ama. Şimdi gider mi gider. Bu yıl epey de katılım olacak. Öyle, öyle anlaşılıyor. Seçim ya. kapıda çünkü. Evet. Bir yandan da mesela yine aynı temelde Kürtleri işte Yeniden hani sizin için iyi şeyler yapacağız, açılım lafı edilmeyecek elbette diye ikna etme çabası da olacak. Bunlar e, hakikaten seçmen kitlesini ikna eder mi? Edemez. Yeniden teşekkür işte meselesi vesaire. Edemez. Çünkü seçmen dediğiniz ki varlık bizi tabii sürekli seçmenlerle iç içeyiz. Yani daha doğrusu insan böylesine kolay yanıltılabilir bir varlık değil. Ee, mesela Alevler örneğinden gidelim. Alevler Cem evlerinin ibadethane sayılmasını talep ediyorlar uzunca yıllardır. Ve bana göre bu da haklarıdır. Çünkü onlar orada ibadet ediyorlar ediyor ve benim ibadethanem Cem evi diyorlar. Ama devlet ne diyor? Hayır. Senin ibadethanen camidir. Cemevi ibadethane değildir diyor. Mesela bu sorunu dahi çözmeyen, bu soruna dahi el uzatmayan, işte cemelerine icra gitmesine göz yuman bir cumhurbaşkanının e gelmesi anlam değil. Mesela ben şöyle düşünürüm, yanlış anlaşılmasın. Bir cumhurbaşkanı Cem'in Cem evine gitmek istemesi son derece yerindedir ve doğrudur. Gider, Git, gitmelidir de yani bu, bunda bir yanlışlık yok. Hacı Bektaş Veli'ye de gitmek istemesini ben anlarım hatta saygıyla karşılarım. Ama gidecekse eğer edebiyle gidecek. Yani saygısıyla gidecek. Kendisine göre bir cemevi, kendisine göre bir Hacı Bektaş Veli, kendisine kendi siyasi hedeflerine göre bir e, tanımla gitmeyecek, saygı duyacak, sorunların çözümü için gerçekçi, samimi elini uzatacak. Bunu yaparsa zaten herkes bunu görür. Ama bunun dışında ya seçimler yaklaşıyor. Bir de orada bir resim verelim. E resimde de Atatürk lazireteli olmasın. Onu da kaydırı verelim yan tarafa. Ya bu tabii e, son derece yanlış. Hatta bence e, AKP şu anda dağılmış durumda. Yani aklen de dağılmış durumda. Dikkat edin e, her bir hamlelerinde e, büyük bir hata yapıp hemen geri çekiliyorlar. Bu enteresan oldu hakikaten. Evet. Yani hamire, hamire e, işte bu kredi yurtlar kurumu meselesinden tutun da. Hepsi ÖTV'ye, araba ÖTV'ye meselesini düşünün. ODTÜ'deki... Mesela ODTÜ'de de evet. diplomatörün yaptırmış hemen geri adım atın. KPSS ya geriye dönün bakın işte kredi faizlerinin öğrenci kredi faizlerinin silinmesi. Ya baktığınız zaman sürekli hata yapan bir durumdalar. Çünkü artık akıl dışı gidiyorlar. Ya tek adam rejimi onları da çürüttü. Yani sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çürütmedi. AKP'yi oradaki siyasi aklı da çürüttü. Yani anladığım kadarıyla tutanın elinde kalıyor. Ya bence eğer Alevilere dönük olumlu bir mesaj yer mek istiyor idiyse Cumhurbaşkanı yapabileceği en kötü şeyi yaptı. E, bu şekilde yapma yapmamasıysa tercih edilirdi. Dolayısıyla kendi açısından da bence e, büyük hatalar yapıyor. E, en çok tabii hatayı da e, ekonomide yapıyorlar. Yani e, faiz akıl dışı artık o faiz şey saplantı. politika e, gerçekten artık evet. e, saplantı yani bir Saplant. obsesyon. Mı diye öyle. tıpta öyle, herhalde öyle, öyle, e öyle. görülebilecek bir durumda. Şimdi bakın mesela Nebati çok enteresan e Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini hani öyle bir e eleştirmeye kalkmış ki e özürü kabahatinden büyük desek doğru olur herhalde. Diyor ki ana muhalefet partisi genel başkanının yıkıcı muhalefet uğruna devlette devamlılık esastır yaklaşımına ters finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır. Şimdi bir de onlarda benim anladığım kadarıyla bir vatansever terazisi var. İşte onu Tabii. koyuyorlar, iki tutan, beş tutan, Tabii. ölçüyorlar. O kim ne kadar vatansever, kim ne Tabii. kadar hain. Şimdi bakın e, ee, devlette devamlık esastır. Hangi devlette? Nebati Bey. Devlet mi bıraktınız? Sizin yeni e, patronunuzun Erdoğan'ın yeni ekonomik model dediği model kendi modelinizi devlette devamlılıkla bir yere kadar gelen modeli yerle yeksan etti. Erdoğan'ın şahsım ekonomisi diye e, bulduğu şeye dönüştü. Tuhaflığa dönüştü. E Şimdi bu eleştirilmeyecek. Eleştirilirse vatanseverlikten uzak olacak. Şöyle bir çok tuhaf. Araya gireyim. Bakın ekonomide işte faiz saplantısından sonra yüzde 14 %14'le gecelik hazine bankalara evet. veriyor. para veriyor. %14'le veriyor ve bankalar dönüyor reel sektöre %40'larla kredi veriyor ama gerçekte kur korumalı mevduatla Zaman zaman yüzde altmış yüzde faiz veriyor bu devlet ve kesin rakamı şu anda bilmiyorum çünkü art, arttığı için 200 milyar liraya yaklaştı. Yani senin benim onun yoksulun vergisinden 200 milyarı bin tane zengine vermek vatanseverlikse biz bu vatanseverliği kabul etmiyoruz. Evet. evet. nazm hükmeti andık. Evet. evet. Dolaylı olarak efendim dönüşte biraz bahçeli konuşacağız. Çok enteresan birkaç başlıkta. Size göre Bahçeli hangi programı izliyordur? Yok medya mahallesi değil. Medya mahallesini izlemiyordur. Ben size söyleyeceğim dönüşte olur mu? Bahçeli'nin hangi programı izlediğini öğrendik. Bir de bir sokak röportajına polis müdahalesi var ki demokrasimiz saçlanmış.